Hayırlı günler arkadaşlar. Ben Erzincan Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinden Mikail İpek. Bugün sizlerle yapılacak olan ikinci evden denemenin din kültürü ve ahlak bilgisi sorularını çözeceğiz inşallah. Tabii soru çözümlerine geçmeden önce birkaç hususu belirtmekte fayda görüyorum. Öncelikle bu denemenin yapılmasında emeği geçen Milli Eğitim, Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğümüze çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Hem bizlerin hem öğrencilerin, yani sizlerin. Çünkü çok zor bir zamandan geçiyoruz ve böyle bir zor zamandan geçmemize rağmen bu şekilde bu imkanı bize sağlayan değerli müdürlerimize, değerli müdür yardımcılarımıza teşekkürler ediyoruz. Şimdi birinci sorumuza bakıyoruz. Birinci sorumuzda hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle soru köküne bakıyoruz. Diyoruz ki buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka taşları için kullanılabilecek bir sözdür? Şimdi sadaka taşları arkadaşlar, hani bu sadaka taşları ile ilgili soruyu gördüğümüz zaman hemen sadaka taşları ile alakalı bilgilerimizi bir yoklayalım. Sadaka taşı neydi? İşte Osmanlı ve Selçuklu zamanlarında camilerin önüne konan böyle 1-1,5 metre boyunda, üstü tencere şeklinde oyuk ve içerisine metal para bırakılan, zenginlerin metal para bıraktığı ve fakirlerin de hiç kimse görmeden oradan ihtiyacı kadar para aldığı veya işte diyelim yardım aldığı bir uygulamaydı. Peki bu uygulamanın amacı neydi arkadaşlar? Bu çok önemli. Bu mutlaka diğer denemelerde de karşınıza çıkacaktır. Belki sınavda da karşınıza çıkacaktır. Bunun amacı neydi? Bunun iki tane amacı vardı. Birincisi yapılan yardımın gizliliği. İkincisi de yardım edilecek olan kişinin onurunun zedelenmemesiydi arkadaşlar. Yani gururunun kırılmamasıydı. Şimdi bakalım, yine metnimizi bir okuyalım. Anadolu ve Rumeli'de Osmanlı döneminden kalan tarihi camilerin bazılarında bugün bile varlığını koruyan sadaka taşları yardımlaşmanın en ince örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Cami avlularının en kuytu köşesine konulan ve hemen hemen bir insan boyuna yakın üst kısmında küçük bir oyuk bulunan silindir şeklindeki taş, imkanı olan insanların üzerindeki oyuğa bıraktıkları sadakalarıyla yoksula rencide etmeden onlara el uzatmasını sağlıyordu. Yani burada da arkadaşlar vurgulanmış, burada önemli olan iki tane husus var. Birincisi, yardım edeceğimiz kişinin onurunun zedelenmemesi, gururunun kırılmaması ve gizli yapılması. Bakalım, yine soru kökünü tekrar okuyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangi sadaka taşları için kullanılabilecek bir sözdür? Muhtemelen bu bahsettiğim iki konudan biriyle alakalı bir söz gelecek. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bununla alakası yok gibi görünüyor arkadaşlar. Yani kimseye haksızlık etme diyor burada. Senden acısı çıkar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bununla da alakası yok arkadaşlar. Burada da yardımlaşma ön planı çıkarılmış. Veren el alan elden üstündür. Bu da arkadaşlar, hani yardım edilmek yerine yardım eden kişi olması tavsiye ediliyor. Bu da değil arkadaşlar. D şıkkına baktığımız zaman sağ elin verdiğini sol el bilmemeli. Ne demek bu arkadaşlar? Bu yapılan yardımın gizli olması gerektiğini söylüyor. Zaten sadaka taşlarının amacı da buydu diyoruz ve birinci sorumuzu geçiyoruz arkadaşlar. İkinci soruya bakıyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insan, hesap ve ceza gününü yalanlayanın kim olduğunu bilir misin? İşte o yetimi itip kakan, yoksulu doyurmaya teşvik etmeyendir. Öyleyse yazıklar olsun böyle namaz kılanlara. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ibadetlerinde gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Bu ayet mealini, sure mealini bir yerden hatırlıyorsunuz. Maun suresinin anlamıdır arkadaşlar bu. Aşağıdakilerden hangisi Maun suresinin anlamından çıkarılabilecek yanlış bir yorumdur? Evet, bakıyoruz A şıkkına. Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü yalanlamak ile amellerini gösteriş için yapmak riyakar kişinin özellikleridir. Arkadaşlar, riyakar kelimesi hemen burada dikkatimizi çekiyor. Riyakar ne demek? Gösteriş yapan kişi demek. Riya da gösteriş yapmak anlamına gelir. Yukarıda gösteriş için namaz kılanların aslında ahirete inanmadığından bahsediliyor. Dolayısıyla bu şık doğru bir yorum olarak kabul edilebilir.
Maun suresinin ilk 3 ayetinde dini yalanlayıp inkar eden kimseler tanımlanır. Bunlar kimsesiz ve yardıma muhtaç durumda bulunan yetimi küçümseyerek onu itip kakarlar. Evet diyor, işte onlar yetimi itip kakan, ahirete inanmayan şeklinde arkadaşlar, dini yalanlayan şeklinde bahsediyor. Bu da doğru bir yorum olarak kabul edilebilir. C şıkkına baktığımızda Allah'a Celle Celaluhu karşı gerçek anlamda kulluk görevlerini yerine getirmeyenler eleştirilir. Bu surede namaz kılmalarına rağmen kınananların olumsuz tutumlarına iki örnek verilir. Evet arkadaşlar, burada da yine surenin anlamına baktığımız zaman namaz kıldıkları halde fakiri, yetimi, yoksulu itip kakan, onlara yardım etmeyi teşvik etmeyen kişilerin özelliklerinden bahsediliyor ve bunların aslında namazlarını gösteriş için kıldığını ve namaz kılarken namazı ciddiye almadıklarını gösteriyor. Şimdi tabii arkadaşlar, bu hani soru olmanın ötesinde çok değerli bir bilgi. Bir Müslümanın gerçek anlamda iyi bir mümin olabilmesi için, iyi bir Müslüman olabilmesi için sadece ibadet etmesi yeterli olmayabiliyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, iman, ibadet ve ahlak mevzuları çok önemli. Sadece ibadet edip diğer taraftan işte ahlaki açıdan bize yakışmayan davranışlarda bulunmak aslında eksik bir Müslümanlığın göstergesidir. Burada da o kınanıyor zaten. Ve burada arkadaşlar, yani diyor ki namaz kılmalarına rağmen onlar yetimi itip kakarlar. Böyle Müslümanlık olmaz diyor. Ve dolayısıyla arkadaşlar, bu yorum da kabul edilebilir bir yorum. Hatta belki de surenin ana teması diyebiliriz bu C şıkkı için. Bu ayetlerde insan sevgisinden mahrum olan kimselerin yaptıkları bu gibi kötü davranışları kınamaya ve Allah Celle Celaluhu katında en büyük kötülüklerden olduğuna dikkat çekilmektedir. Evet, yani belki arkadaşlar, hani yukarıda kınama var ama tabii insan sevgisinden mahrum olan insanlar diye kastettiği, işte belki hani yetimler, fakir insanlar, öksüzler belki. Evet, yani bunlar kınanıyor ama yani Allah katında en büyük kötülüklerden olduğuna dikkat çekilmektedir gibi bir şey yukarıda söylenmiyor. Dolayısıyla arkadaşlar, hani ilk bakışta doğru gibi görünen şık aslında aradığımız şık oluyor, yanlış şık oluyor. Yani böyle bir yorum çıkmaz buradan arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Öncelikli zekat verilecek kimseler şunlardır. Bir de soru köküne bakalım arkadaşlar. Yukarıda verilen bilgilerden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? Evet, biz yanlışı bulacağız. Öncelikli zekat verilecek kimselerden bahsedilmiş. Demiş ki arkadaşlar, yoksullar. Kimmiş yoksullar? Nisap miktarından daha az malı olan muhtaç kimselerdir. Bunlara fakir de denir. Evet arkadaşlar, bu doğru bir bilgi. Buradan yanlış bir bilgi çıkmaz. Düşkünler, miskinler, hiçbir malı veya geliri bulunmayan, çok zor durumda olan kimselerdir. Evet arkadaşlar, bu da doğru bir bilgi. Zekat toplayan memurlar. Osmanlı döneminde devlet için çalışan memurlar. Arkadaşlar, buraya bir soru işareti koyuyorum. Neden? Çünkü zekat memurları kimdi aslında? Zekat memurları Osmanlı döneminde zekatlar zaman zaman devlet eliyle toplanıyordu ve bu zekatları toplamak için bazı memurlar görevlendiriliyordu. Ve bu memurların maaşları da alınan zekatlardan veriliyordu. Dolayısıyla bu Osmanlı döneminde devlet için çalışan memurlar demek çok genel bir ifade olur. Yani bütün memurlar değil arkadaşlar. Zekat toplayan memurlara verilir zekat. Öncelikli zekat verilecek kişilerdendir bunlar. Bir de yani hepsi verilmiyor. Zekatların hepsi verilmiyor. Toplanan zekatlardan bunların da maaşı karşılanıyor. Yani zekat memurlarının da maaşı karşılanıyor. Dolayısıyla arkadaşlar, bu yanlıştır diyoruz. Bakalım diğerlerine. Gönülleri İslam'a ısındırılacak olanlar, yani müellefe-i kulub dediğimiz grup arkadaşlar. Bunlar neymiş? Müslüman olmadığı halde İslam'a ısındırılmak istenen kimselerdir. Evet, bu da doğru. Burada da Müslüman değildir ama İslamiyet'e ilgi duyuyordur. Örnek veriyorum, Kur'an-ı Kerim okuyordur. İslamiyet'e ayrı bir alakası vardır ve bu insan, eğer Müslüman olma eğilimi varsa, buna zekat verilmesi doğrudur ki İslam'ın güzelliğini görsün, yardımlaşmaya verdiği önemi görsün. Bu da doğrudur. Köleler özgürlüğü elinden alınmış kimselerdir. Evet, bu da köle demek, bu demek zaten. Borçlular borçlu olup nisap miktarından daha az malı bulunan kimselerdir. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Yani borçlu dediğimiz, hani
borcundan dolayı sıkıntı yaşayan, borcunu ödemekte zorlanan kişilerdir. Yoksa zengin bir adam düşünelim. Çok zengin, işte 3-5 lirada borcu var. Bu şekilde borçlu olmak değil. Borcundan dolayı geçimini zor sağlayan, hatta sağlayamayan kişilerden bahsediyoruz burada. Burada geçtik. Allah yolunda olanlar, hacca gidenler. Arkadaşlar, buraya da hemen bir soru işareti koyuyorum. Bu da yanlış. Neden? Çünkü Allah yolunda olanlardan kasıt burada hacca gidenler değil arkadaşlar. Bir defa şunu hemen düşünmemiz lazım. Bir insan eğer hacca gidiyorsa dinen zaten zengindir büyük ihtimalle. Yani biliyorsunuz hacca gitmenin en önemli şartlarından biri zengin olmaktır. Böyle bir insana yardım yapmaya gerek var mı? Zekat vermeye gerek var mı? Dinen verilmesi caiz değildir zaten. Dolayısıyla burada Allah yolunda olanlardan kasıt ömrünü, vaktini ilme adamış, Allah'ın dinine adamış, Allah'ın dinini kendisine dava edinmiş ve insanlara din açısından tebliğde bulunan, irşad eden kişilerdir Allah yolunda olanlar. Onun için arkadaşlar hacca gidenler bu grupta değildir. Bunu eliyoruz. Evet, iki tane yanlış bulduk şimdiye kadar. Bakalım, yolda kalanlar memleketinden uzakta bir nedenden dolayı parasız veya çaresiz kalan kimselerdir. Arkadaşlar, bu insanlar zengin bile olsalar yabancı bir memlekette paralarını çaldırmış olabilirler, yollarını kaybetmiş olabilirler, çaresiz kalmış olabilirler ve dolayısıyla bunlara da zekat verilir arkadaşlar. Yine bu da Kur'an-ı Kerim'de geçer. Dolayısıyla bu da doğrudur arkadaşlar. O zaman geriye iki tane yanlışımız kalıyor. Yani bu ve arkadaşlar bu. Şıklara bakıyoruz. Düşkünler, miskinler, Allah yolunda olanlar. Hayır arkadaşlar. Zekat toplayan memurlar. Evet, zekat toplayan memurlar. Allah yolunda olanlar. Evet, büyük ihtimal doğru cevabımız bu. Diğer şıklara da bakıyoruz hemen. Yoksullar, zekat toplayan memurlar. Hayır. Köleler, yolda kalanlar. Hayır. Bunlar doğruydu zaten. O zaman doğru cevabımız B oluyor arkadaşlar. Evet. Orman yangını ve yangından sonra bitkilerin tekrar yeşermesi hangi yasalar kapsamında değerlendirilebilir? Metnimizi okuyalım. 2019 yılı sonlarında Avustralya'da çıkan geniş çaplı orman yangınlarında tamamen yanıp kül olan bazı bölgelerde yangından sonra bitkilerin tekrar yeşermeye başlaması doğa severlere umut verdi. Aynı zamanda bu denli büyük bir yangından sonra bile bitkilerin yeniden hayata tutunabilmesini doğa gözlemcileri hayranlık uyandıran bir gelişme olarak değerlendiriyor. Evet arkadaşlar, burada diyor ki orman yangını ve yangından sonra bitkilerin tekrar yeşermesi hangi yasalar kapsamında değerlendirilir? Yani burada iki tane olay var arkadaşlar. Bir tanesi orman yangını, diğeri de orman yangınından sonra hani kül olup bitmiş olan bitkilerin tekrar yeşermesi. Bunlar hangi evrensel yasalarla ilgilidir diyor. Bakalım arkadaşlar. Orman yangını bir defa nedir? Orman yangını arkadaşlar ilk bakışta fiziksel, yani fiziksel bir yasadır. Yangından sonra bitkilerin tekrar yeşermesi de bitkiler canlı olduğu için bu da biyolojiktir arkadaşlar. Şunu diyebilirsiniz. Hocam, yani orman yangını da başlı başına biyolojik bir yasa değil mi? Hani bir canlının yok olması, ama bunu arkadaşlar yangın olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Yani yangın nihayetinde fiziksel bir olaydır ve dolayısıyla biz buna fiziksel demeliyiz. Yangından sonra bitkilerin tekrar yeşermesi de çok net bir şekilde biyolojik. Bakalım arkadaşlar, fiziksel ve biyolojik diyor. Evet, A şıkkı doğru gibi görünüyor. Diğerlerine bakalım. Toplumsal ve biyolojik. Toplumsala dair hiçbir veri yok arkadaşlar. Bunu geçiyoruz zaten. Fiziksel ve toplumsal. Yine burada da toplumsal var. Bunu da geçiyoruz. İkisi de fiziksel demiş arkadaşlar. Burada hani ikisinin de fiziksel olması zaten mümkün değil. Birincisi fiziksel, ikincisi ise arkadaşlar biyolojik. Az önce de belirttiğim gibi. Dolayısıyla cevabımız A oluyor arkadaşlar. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yukarıda zekatla ilgili verilen ifadeler doğru yanlış olarak cevaplandırıldığında hangi seçeneğe ulaşılır? Evet, bakalım arkadaşlar. Zekat mal ile yapılan bir ibadettir. Evet, doğrudur arkadaşlar. Biliyorsunuz ibadetler üçe ayrılır. Mal ile yapılan ibadetler, beden ile yapılan ibadetler, hem mal hem bedenle yapılan ibadetler. Mal ile yapılan ibadetler genelde işte zekat, sadaka, kurban,
gibi ibadetler, beden ile yapılan ibadetler, oruç ve namaz örnek verebiliriz. Hem mal hem bedenle yapılan ibadetler ise verilebilecek en güzel örnek hacdır arkadaşlar. Bu doğru. İslam dininde zekat verilecek kimseler hadislerle belirlenmiştir. Arkadaşlar bu yanlış. Neden? Çünkü ayetlerle belirlenmiştir. Bunu biliyoruz. İslam'da dinen zengin sayılan bir Müslümanın fidre vermesi farzdır. Arkadaşlar buraya kadar doğru ama bu farzdır kısmı yanlış. Bu vacip olacaktı arkadaşlar. Biliyorsunuz fitre vermek vacip bir sadakadır arkadaşlar. Bu yanlış. Zekat bir kişiye verilebileceği gibi birkaç kişi arasında da paylaştırılabilir. Elbette paylaştırılabilir. Bu doğrudur arkadaşlar. Yani zekatı bir kişiye de verebilirsiniz. Aynı vereceğiniz miktarı birkaç kişi arasında da bölüştürebilirsiniz. Bu kişinin kendi inisiyatifine kalmış bir durumdur. İhtiyaca göre, şartlara göre bunu değerlendirecektir. Dolayısıyla sıralamaya baktığımız zaman doğru, yanlış, yanlış, doğru. A şıkkı değil, B şıkkı değil. C şıkkı doğru, D de burada yanlış olmuş oluyor. Cevabımız C arkadaşlar. Geçiyoruz soruyu. Evet, şiirli bir soru geldi İbrahim Sayar'ın. Yukarıdaki şiirden aşağıdaki kavramlardan hangileri çıkarılabilir? Hangileri çıkarılabilir derken yani hangileri vardır anlamında, yoksa hangileri şiirden çıkartılabilir anlamında değildir. Bazen öğrenciler bu yanılgıya düşebiliyorlar. Onun için belirtelim. Bakalım arkadaşlar, dil ne bilir şekeri, şerbeti, aldığın lezzeti baldan mı sandın? Ne arı ne de ağaç verir nimeti, elmayı, narı daldan mı sandın? Şimdi burada arkadaşlar hemen ne görüyoruz? Burada hemen bir nimet görüyoruz mesela. Nimet, rızık görüyoruz arkadaşlar. Burada hemen nimetle rızık arasındaki farkı da ben size söyleyeyim. Kitabımızda da yazıyor. Bazen karıştırabiliyoruz. Hatta nimetle rızkı aynı anlamda da görebiliyoruz bazen. Ama böyle değildir. Nimet nedir arkadaşlar? Nimet Allah Teala'nın bütün canlılar için, insan da dahil, bütün canlılar için göndermiş olduğu, canlıların hayatını sürdürebilmesi için faydalandığı her şeydir. Rızık ise her bir canlının, her bir canlıya düşen paydır arkadaşlar. Mesela oksijen bir nimettir. Veyahut su bir nimettir. Ama benim içtiğim su benim için rızıktır. Veyahut benim soluduğum hava benim için rızıktır. Her bir canlı için de ayrı ayrı rızıktır. Ama bir bütün olarak değerlendirdiğimiz zaman bu nedir? Nimettir arkadaşlar. Arada böyle bir fark var. Evet, hemen bakıyoruz. Hemen birinci şeyden baktık zaten. Kıtadan baktık. Ne olacak arkadaşlar? Mesela nimet ve rızık mutlaka olacak. Rızık var burada. Rızık var, nimet var, nimet var. Evet, şıkların hepsi olabilir arkadaşlar. Takdirden öte muradın olmaz. Çok istesen de inadın olmaz. O uçurursa kanadın olmaz. Uçmayı kuştan, kartaldan mı sandın? Burada arkadaşlar takdirden öte murad olmaz ne demek? Yani burada külli iradeye bir işaret var arkadaşlar. Hani diyor ki eğer Allah istemezse sen hiçbir şey yapamazsın. Bakıyoruz arkadaşlar. Mesela burada külli irade yok arkadaşlar. Burada var. Burada yok arkadaşlar ve burada var. Evet, şu anda iki şıkkımızı eledik. A ve C'yi eledik. Geriye B ve D şıkları kaldı. Bakalım arkadaşlar, okumaya devam edelim. Onun emriyle göktedir varlıklar. Onun emriyle yerde kalabalıklar. O dilerse kabağa çıkar balıklar. Şu düzenli hayatı faldan mı sandın? Burada da arkadaşlar yine aynı şekilde külli iradeye ve kadere bir vurgu var arkadaşlar. Kadere bir vurgu var. Dolayısıyla arkadaşlar B şıkkına baktığımız zaman ömür, sorumluluk ve nimet diyor. Tabi diğer kıtaya da bakacağız. Ama arkadaşlar burada mesela B şıkkında kader yok. Yani kaderin de elenme ihtimali şu anda yüksek. Diğer dörtlüğümüze bakalım. Ateşini söndürdün kuyuda, ateşini söndürdün suyunda kaldın. Sütünü içtin de koyunda kaldın. Bir ömür yaşadın, oyunda kaldın. Dünyayı evlattan, maldan mı sandın? Burada da arkadaşlar yine insanın, dikkat edersek arkadaşlar, cüz'i iradesinin devreye girdiğini görüyoruz arkadaşlar. Hani ne yapıyor? Süt içtin, koyundan sandın. İşte ateşini söndürdün, suyunda kaldın. Burada da arkadaşlar yine cüz'i irade ön plana çıkıyor arkadaşlar. Bir ömür yaşadın. Yine ömür var arkadaşlar.
Ve burada az önce de bahsettiğimiz kader de olduğu için arkadaşlar bu D şıkkı gibi görünüyor arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı. Çünkü B şıkkında kaderden bahsedilmiyor ve ayrıca sorumluluktan bahsediliyor. Yukarıda sorumlulukla ilgili hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani bu sorumluluğun yukarıda olmaması ve kaderin B şıkkında olmaması B'yi eliyor. Geriye D şıkkı kalıyor. Güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat etmek gerekiyor. Diğer sorumuza geçelim. Özellikleri verilen peygamber kimdir? Hazreti İbrahim aleyhisselam soyundandır. Kızlarından birini Hazreti Musa ile evlendirmiştir. Hemen aklımıza kim gelecek arkadaşlar? Hazreti Şuayb gelecek. Hazreti Şuayb aleyhisselam gelecek. Çünkü biliyorsunuz kızlarından birini Hazreti Musa ile evlendirmiş. Medyen ve Eyke şehirlerinin halkına peygamber olarak gönderilmiş. Evet, Medyen ve Eyke yine arkadaşlar nedir? Şuayb aleyhisselamı tanımlayan yerlerdir. Ve ila Medyen ahahum Şuaybe buyuruyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla Medyen ve Şuayb isimleri yan yana zikredilmiş. Yine arkadaşlar Hatibul Enbiya olarak adlandırılmıştır. Bu da yine Hazreti Şuayb'in bir özelliğidir. Hatibul Enbiya ne demek? Çok güzel konuşan, çok güzel hitap eden anlamına geliyor. Bunu arkadaşlar böylece bilelim. Hatemül Enbiya ile karıştırmayalım. Bu peygamberlerin sonuncusuyla veya peygamberliğin bitmesiyle karıştırmayalım. Bu yine arkadaşlar Hazreti Şuayb ile alakalı bir özellik. Özellikleri verilen peygamber kimdir? Hazreti İsmail, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Şuayb doğru cevabımız ve Hazreti Davud'u da eliyoruz arkadaşlar. Bu arada Hazreti Davud da yani çok güzel sesi var, çok güzel hitabeti var ama Hatibul Enbiya ismi arkadaşlar, Hatibul Enbiya ibaresi Hazreti Şuayb'a ait. Bunu da böylece bilelim. Diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Sadaka-i cariye insanın ölümünden sonra da sevabı devam eden sadakadır. Etkisi devam eden kalıcı hayır işleri öldükten sonra da bu hayırları yapan kimselere sevap kazandırır. Hazreti Peygamber insan ölünce 3 şey dışında ameli kesilir. Sadaka-i cariye yani faydası kesintisiz sürüp giden sadaka, kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat buyurmuştur. Erzincan'daki iki ortaokulda bulunan öğretmenler ve okul idarecileri bu hadisi göz önünde bulundurarak Afrika'da bir su kuyusu açmaya karar vermişlerdir. Bu etkinliğe öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul yöneticileri büyük destek vermişlerdir. Böylece bir sadaka-i cariye örneği sergilemişlerdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye kapsamında değerlendirilemez? Şimdi arkadaşlar sadaka-i cariye denildiği zaman aklımıza ne gelmeli? Sevabı devam eden ve insanlara hayırlı olacak bir şey yapmak. Yani sürekli devam edecek. Hani yaptığımız bir iyilik sürekli insanlara faydalı olmaya devam edecek ve bundan dolayı da biz öldükten sonra da bize sevap yazılacak arkadaşlar. Amel defterimiz kapanmayacak. Fakir insanlara kumanya yardımında bulunmak. Evet, bu güzel bir sadakadır arkadaşlar ama bu geçici bir sadakadır. Yani mesela kumanyada ne olur? İşte erzak olur, yiyecek, içecek olur. Bu zamanla biter. Dolayısıyla arkadaşlar bunun etkisi de geçer. Bu değildir. Kimsesiz çocuklar için yurt yaptırmak. Evet arkadaşlar, bu bir sadaka-i cariye gibi görünüyor. Neden? Çünkü yurt yaptırdığınız zaman o yurtta uzun yıllar öğrenciler kalacak ve işte diyelim çocuklar kalacak, kimsesiz çocuklar ve bunlardan bu hizmetten faydalanmış olacaklar. Siz de ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani onu yaptıran kişi bunun sevabından öldükten sonra da faydalanacak. Dolayısıyla kimsesiz çocuklara yurt yaptırmak sadaka-i cariye örneği olarak gösterilebilir. Yarışmada birinci olan öğrenciye ödül vermek arkadaşlar bunun sadakayla çok alakası yok. Doktorun Ahmet amcayı tedavi etmesi. Arkadaşlar doktorun Ahmet amcayı tedavi etmesi evet yani güzel bir şeydir ama bu arkadaşlar yine sadaka-i cariye kapsamında değerlendirilemez. Eğer şöyle deseydi işte doktorun korona aşısını bulması deseydi evet bu bir sadaka-i cariye olurdu. Çünkü bir sürü insan faydalanacaktı ve bu korona hastalığının yani yıllar süren etkisinden kurtulmuş olacaktı insanlar. Dolayısıyla sadaka-i cariye olacaktı ama böyle olmadığı için bunu da eliyoruz. Cevabımız B oluyor arkadaşlar. Sonraki soruya geçiyoruz.
Verilen bilgilerden hangilerinde yanlışlık yapılmıştır? Zekatı verilmesi gereken mallar ve nisap miktarlar. Altının nisap miktarı 80.18 gramdır. Ticaret malı ve paranın da 80.18 gram altının değerine ulaşması gerekir. Bunların zekatı 40'ta 1 oranında verilir. Evet arkadaşlar, bu gayet doğru bir bilgi. Küçükbaş hayvanlarda zekat verilmesi için en az 40 hayvana sahip olmak gerekir. Küçükbaş hayvanlarda 40 tane için 1, 80 tane için 2 tane koyun zekat verilir. Arkadaşlar, bu verilen bilginin ilk cümlesi doğru. Şuraya kadarki kısmı doğru. Evet, 40'ta 1 oranında verilir ve en az 40 küçükbaş hayvana sahip olmak gerekir. Fakat küçükbaş hayvanlarda 40 tane için 1, 80 tane için 2 tane koyun zekat verilir. Hayır arkadaşlar, böyle değildir. Nasıldır? 40 tane koyunumuz olduğu zaman evet 1 tane zekat veriyoruz arkadaşlar. Yani 1 koyun veya keçi zekat veriyoruz. 120 koyuna kadar, yani 40 ile 120 arasında 1 tane koyun veriyoruz. Yani bunu 2 kat olarak düşünmeyin. Ha, 40'ta 1 ise 80'de 2 olarak düşünmeyin. Nedir arkadaşlar? 40 ile 120 arasında bir tane zekat verilir. Yine 121 ile 200 arasında 2 tane verilir. Ondan sonra arkadaşlar 201 ile 400 arasında 3 tane verilir ve bundan sonra her 100 koyun arttığında da bir tane üstüne eklenir. Bu şekilde gider arkadaşlar. Dolayısıyla 80 tane de 2 tane değil, yine 1 tane verilmesi gerekiyor. Bu yanlış arkadaşlar. Zaten hangisinde yanlışlık yapılmıştır diyor. Aradığımız öncüllerden bir tanesi bu. Diğerlerine bakalım. Büyükbaş hayvanlardan sığır ve mandada nisap alt limit 30'dur ve 30 sığır için 2 yaşında bir buzağa zekat olarak verilir. Evet arkadaşlar, bu doğru bir bilgidir. 5 devesi olanın zekat vermesi gerekir. 5 deve için bir koyun veya keçi verilir. Doğrudur arkadaşlar. Toprak ürünlerinden alınan zekata öşür adı verilir. Doğru. Toprak ürünlerinde zekat, sulama, gübreleme gibi masraflar yoksa 20'de 1, varsa 10'da 1 oranında verilir. Evet arkadaşlar, burada sizin de dikkatinizi çekti. Tam tersi olması gerekiyor. Yani eğer varsa 20'de 1, yoksa 10'da 1 şeklinde olması gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar, burada da yine bir yanlışlık görüyoruz. 5. öncülümüz de yanlış. 6. öncülümüze bakıyoruz. Madenlerde ise çıkan madenin miktarına bakılmaksızın 5'te 1'i oranında zekat verilir. Bu da doğru arkadaşlar. O zaman 2 ve 5, yani A şıkkı doğru cevap olmuş oluyor. Soruyu da geçiyoruz arkadaşlar. Evet, geldik son sorumuza. Burada yine bir eşleştirme sorusu görüyoruz. Yukarıda evrensel yasa çeşitlerinin tanımları ile örnek ayetler arasında eşleştirme yapıldığında hangi seçenek doğru olur? Bakalım arkadaşlar, X'te ne diyor? Madde ve enerjinin oluşumu, değişimi, hareketi ve maddeler arası ilişkilerle ilgili yasalardır. Bu yasalar cansız madde dünyasında gerçekleşir. Bu nedir arkadaşlar? Fiziksel. Bunu hemen fiziksel diyebiliriz. Canlılar dünyasında geçerli olup canlıların oluşumu ve gelişimi ile ilgili yasalardır. Bu da nedir? Biyolojik yasalar. Toplumda huzuru ve barışı sağlamak, fertlerin mutlu ve güven içerisinde yaşamalarını ortam hazırlamak için konulmuş kurallar, kalıcı değer ve ilkelerdir. Bu da tabii ki toplumsaldır arkadaşlar. Evet, şimdi biz X, Y ve Z'yi fiziksel, biyolojik ve toplumsal olarak kodlamış olduk arkadaşlar. Şimdi burada bunları ayetlerle eşleştireceğiz. Bakalım, rüzgarları da aşılayıcı olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Şimdi arkadaşlar, rüzgarlar, işte suyun akması falan denildiğinde aklınıza ilk gelen belki de fiziksel yasadır. Ama böyle olmaması gerekiyor. Çünkü arkadaşlar, eğer rüzgarların aşılayıcı olmasından bahsediyorsa bu nedir? Rüzgarın polen taşımasından bahseder. Ve dolayısıyla rüzgarın biyolojik bir dinamiğe hizmet ettiğini gösterir. Bu nedir arkadaşlar? Bu biyolojiktir arkadaşlar, tamam mı? Bu biyolojiktir. Y yapacağız bunu. Yanlış oldu. Bu biyolojiktir arkadaşlar. Bakalım. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her bir bir yörüngede yüzmektedir. Bu fizikseldir. Yani buna X diyoruz. O insanı alaktan, embriyodan yarattı. Bu da arkadaşlar yine biyolojiktir. Yani Y'dir. Peki neden hocam bu
biyolojiktir. Eğer Allah'ın yaratmasından bahsediyorsa soru, fiziksel de olabilir, biyolojik de olabilir. Şayet cansız bir varlığı yaratmasından bahsediyorsa, örnek veriyorum, dağları, taşları, suyu yaratmasından bahsediyorsa fiziksel bir yasadır. Ama eğer insanı ve canlıları yaratmaktan bahsediyorsa biyolojik bir yasadır. Burada ne diyor? O insanı yarattı. İnsan canlı bir varlık olduğu için bu da biyolojiktir. Dolayısıyla buna da ye diyoruz arkadaşlar. Sizden önceki milletlerin başından nice olaylar gelip geçmiştir. Yeryüzünde gezin, dolaşın da yalanlayanların sonu nasıl olduğunu görün. Burada da arkadaşlar sizden önce, yani siz dediği bir topluluk, milletler dediği topluluk arkadaşlar. Yeryüzünde gezin, dolaşın, yine bir topluluğa hitap etme var arkadaşlar. Ve yaşanmış bir olay var. Bu da bunun da toplumsal olduğu çok net bir şekilde belli. Buna da ne diyoruz? Ne diyoruz? Z diyoruz arkadaşlar. O zaman şimdi eşleştirdiğimiz zaman birincisi ne olacak arkadaşlar? Birincisi Y olacak. Yani ya B olacak ya D olacak. İkincisi arkadaşlar X olacak. Bakıyoruz. X. Evet, şu an B ve ya D, iki şıktan biri doğru olacak. Üçüncüsü arkadaşlar yine nedir? Y. Bakıyoruz. Üçüncüsü Y doğru ama D şıkkında Z demiş. Bu yanlış. Cevabımız ortaya çıktı arkadaşlar. B. Ama biz yine de dördüncüye de bakalım. Dördüncü de ne olacaktı arkadaşlar? Z olacaktı. Evet, Z burada. Burada da yine yanlış belirtilmiş. Dolayısıyla cevabımız B oluyor arkadaşlar. Evet. Denemede çıkan soruları böylece cevaplandırmış olduk. Soruları okumadan önce arkadaşlar soru köklerini, yani metni okumadan önce soru köklerini okumanızı tavsiye ediyorum. Ve en önemlisi sorunun derdini anlayın. Bu çok önemli. Her şeyde önemlidir arkadaşlar. Doğru teşhis koymak lazım. Soru bizden ne istiyor? Düşünelim. Mesela bu sadece din kültürü dersi için de geçerli değil. Bütün dersler için geçerli. Sokakta yürürken diyelim başka bir lisanı konuşan, başka bir dili konuşan bir insanla karşılaştınız. Onun derdini anlamadan ona yardımcı olamazsınız. Bir doktor bir hastasının teşhisini doğru koyamadan onu tedavi edemez. Onun için arkadaşlar biz de ne yapacağız? Biz de sorularımızı çözerken öncelikle soru bizden ne istiyor? Bunu çok güzel bir şekilde anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Hani Einstein'a bir soru ve bir saat süre vermişler. Demişler ki Einstein, sen bu bir saat süreyi ve bir soruyu nasıl değerlendirirsin, nasıl çözersin? O da diyor ki 45 dakikamı soruyu anlamaya, yani soru benden ne istiyor, buna ayırırım. 10 dakikasında kullanacağım formüller ve 5 dakikasında da çözümü yaparım. Bakın, yani görüyor musunuz? 1 saatin 4'lü 3'lük kısmını ne yapıyor arkadaşlar? Soruyu anlamaya harcıyor. Soruyu anlamak çok önemli. Bu hataya düşmezseniz inşallah başarılı olacağınızı düşünüyorum, ümit ediyorum, temenni ediyorum. Bir de arkadaşlar yine bu din kültürü sorularıyla alakalı olarak bu sene böyle çok uzun sorulardan ziyade kısa sorular ve okuduğunu anlamaya yönelik sorular geleceğini tahmin ediyoruz. Bu anlamda arkadaşlar bol bol kitap okumanızı, bol bol soru tipleri görmenizi tavsiye ediyorum. İnşallah bu deneme ve olacak olan diğer denemeler sizin geleceğiniz sınavda bilginize katkı sağlar. Tekrardan Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ediyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hayırlı günler.